Hiç ayar yapmadım şeyde. Yani tesadüf oldu. Yapabilirim yani. Çok hafif oynamalar. Geri kaydırma hiç yapmadım. Hemen hepsi mükemmel. Daha da indirebilirim seni. Hadi canım. O zaman daha da iyi olur. Tabii. Bak, çıkarım bir yerde. Çukur açılmış gibi, fretler arası çukur açılmış gibi, böyle gitarlar isteyenler var ya, hocam sen istersin onu, şöyle onu korsa dersin şöyle. Fakat o çalışınca görecek, ne gördüm belki de, biliyorsun kesin hocam. Onda da bazı şeyler var. Sitar gibi oluyor gitarın şey perdeler, yani sitar elime almadım ama biliyorum ne olduğunu. Sitar genelde akor basılmayan, yani genelde değil akor basılmayan bir enstrüman. Bu yüksek eşlikte akor basarken eller parmaklar cambaz gibi oluyor. Havada yani ilk üzerinde duruyormuş gibi ama alışıyor insan zamanı. Tahta fretle gitarlarından biliyorum. Evet, benim gitarlar yaptığım şey denemiştim sonra. Biliyorsun sen. Arka, nerede?
Aksi göstereceğim ona. Gösteremem tabii bazen. Bak bak şu kamerada gözüküyor. Ben onu da göremiyorum monitörümde. Şu. Buraya biraz tahta falan koydum. Biraz ağırlaştı 30-40 gram. Yoksa bir güzellik oldu. Olsun. Tam bir akoru yani yaptım çalmadım. Yaptım çalmadım. Çalmak değil ama olsun. Mesafede çok yakındı. RT'li bu siyah RT'li. Yapamadım bir türlü ayarlanamam ama burada oluyor bir türlü oluyor. Ama şimdi bir türlü olduğu gibi o kadar değilse bile düşünüyorum gibi fakat gerek. İnsanlar kızıyor. Akordu karıştırmak yüzünden genç hocamdan azar işitmiştim. Azar değil de sitem diye işitmiştim. Yara oluyor tabii bu tip şeyler. Aldırmıyorsunuz, hoş yani. Fakat zaman içinde akla kalkıda kalıyor. Çok iyi insanlar. İnsanların içinde söylemedin, siz de dalga geçerler dedi, akor. Akort etmeye, yani gitarı akorlamaya. Gitarım akordu. Ya kafam karıştı. Akorlar ve akort. Evet evet, akort doğruydu. Ya işte, oturmuyor bir türlü. Sonradan ama. Sonradan değil aslında, o yeni bir mantığı yaşamında. Önemsememe. Önemsememe. İşte önemsememe yüzünden oluyor. Hadi önemsemek lazım, belki haklılar herkes haklı. Meslek sahibi enstrümancılar var. Neden bana? Söylemiyorum ki iyice ortaya çıkmasın diye şey. İş o. Oradan hayatını kazanıyor. İddiası o. Hocalarını yapıyor, şeyini yapıyor, şusunu yapıyor, şusunu yapıyor. Fakat ürün verirken ancak elit vermeye çalışıyor. Onun için konuşmalar elit, her şey elit. Bir kalıp içine girmişler. Yani çıksınlar demiyorum da, fikrimi söylüyorum zaten. Hiç anlaşılmaz. Bağlılar. Rahat abi, belki bir gün, bir gün belki. Şimdi bu yani oda kapandı. Neden kapandı? Kayıt olmasına rağmen. Kayıtta değil miyiz Capture'ın? Süre mi doldu? Allah Allah, niye gitti karardı? Neyse, stop Capture diyor. Demiyor yani stop versin. Yani devam ettiğini gösteriyor stop Capture diyor. Evet kapa diyor artık yeter çok konuştun diyor bilgisayar. Bilgisayar. Olur kapa. Thank you.
yapacağım bazıları gibi dedim ama değil. Gittikçe alışıyorum. Biraz daha eşeği düşürsenim çok daha rahat olacak ama düşürmeyeceğim. Başka bir tarafa. Dolaşırken şeyde, moda, işte neydi bahari, arka yolda sokaklar var, eskiciler, şunlar bunlar. Orada satıcılar var, satıyor, 10 lira dedi, almadık. Sapı şey yok, burgu kısmı yok. Kredinde o kısmı atmış, bu gitar değil tabii, şimdi bahsediyorum, yarın başlayacağım ama. Ben onun 40 gitarına birazcık ek yaptıydım, güzel ev. Fakat tahtası çakmak istemedim bir türlü. Bir kaplama yapıştırmıştım, bilmiyorum. Şimdi aynı bu teknikle onu da yapacağım. Kolay bir şekilde inşallah. Bunun burnusunu böyle arkadan yapmayacağım. Dalıyorum, kameraya göstermeye çalışıyorum. Kamera orada. Şuraya yapmayacağım. Şuraya yapacağım. Kısa mesafe yapacağım yani. Şu. Bunlara aralara tahta koyup ayarlanıp sesleteceğim ama vakit kaybettiriyor. O ayarlar gereksiz bir şey oynayacak. Yapmıyorum. Sesler tesadüfi. Bazen müziğe katkısı olabiliyor. Bunlar böyle uzun arkadan.